Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Beşiktaş sahilindeyiz. Manzaramız yine güzel. Sabah erkenden uyandık ve sizlere video çekmek için güneşin doğmasını bekledik. Bu hafta size Tomris Suyar'dan bahsedeceğim. Geçen hafta da Atol Bergamoğlu'ndan bahsetmiştik Göbek Parkı'nda. Onu da Sol Üst Park'tan izleyebilirsiniz. Sizlere ikinci yenicileri anlatmak istiyorum. Tabii ikinci yenicileri anlatmadan önce Tomris Uyar'ı anlatmam şarttı. Ve onlara da bu videoyla başlayacağım. Çünkü Tomris Uyar ikinci yenicilerin neredeyse hepsini çok etkilemiştik. Nahit Hanım'dan bahsetmiştik. Orhan Veli'de çoğu edebiyatçı etkilemiştik de Cemal Süreyya'nın Rönesans kadın dediğini söylemiştik. Tomris Uyar da gerçekten bizim şiirimizin aslında bir bahçesidir. Şiirimizin bir tohumudur. Çünkü bütün şair, yani ikinci yenicilerin çoğu ondan esinlenmiştik. Bugün de inşallah Tomris Uyar'dan bahsedeceğim. Aslında kendisi ilk olarak evliliğini Ülkü Tamer'le yapar. İlk başta Ülkü Tamer'e vurulur ve kendisi Tomris Uyar'a şunu söyler: ben hiçbir zaman aşık olmadan evlenmedim diye. Ülkü Tamer'le bir evlilikleri olur ama bir çocukları olur Ekin adında ve Ekin süt içerken boğulur ve ölür. Ondan sonra çok aralarında şey başlar, Ülkü Tamer'le Tomris'in kavgalar başlar. Bu yüzden de araları limoni olduğu sıralarda da Cemal Süreyya da evlidir aslında. Cemal Süreyya da eşinde limonidir. Yani sevgilisinden, eşinden demeyeyim. O yüzden ikisi birlikte bunların Ülkü Tamer'den Tomris ayrılıp Cemal Süreyya ile birleşik 3 yıl bir birliktelikleri olur. Cemal Süreyya ile aslında çok mutludur Tomris. Ama şunu söyler, yani Cemal Süreyya çok garip bir insandı. Yani ilişkileri tam doğru gitmez ama Cemal Süreyya'nın da Tomris'e yazdığı çok güzel şiirler vardır. Hatta bestelenmiştir, onu da alt kısma koyacağım size. Bugün Tomris'in yazdığı bir şeyden bahsedemeyeceğim size. Çünkü Tomris Uyar'ın bir şiiri yoktur. Yani vardır da genelde daha çok düz yazıları ön plandadır. Öyküleri hatta. Diz boyu papatyalar, yani ben çok severim kendisini. Orada da aile yapısından falan bahseder, kurgusal da olsa. Ama işte Tomris Uyar ikinci yenicilerde en büyük zirveyi de Turgut Uyar'da yapar. Zaten Tomris Uyar diyorum söylerken de. Turgut Uyar onun aşkının zirvesidir. Birlikte çok güzel bir birliktelik yaşamışlardır. Hatta Turgut Uyar 7 yıl boyunca şiir yazmaz. Ve Tomris'le tanıştıktan sonra şiire tekrardan başlar ve Tomris onun perisi olur, yani şiir perisi olur. Tomris sayesinde çok yollar kat eder. Hatta Bozuk Saat şiiri vardı, kitabının da ismidir. Benim de en sevdiğim şiirlerinden biridir. Bu şiir de Tomris'e yazılmıştır aslında. Bir bozuk saattir yüreğim, hep sende durur dizesi vardı burada. Hatta Turgut Uyar şöyle der. Edip Cansever şunu demiştir: Cemal'e rakı içmeyi ben öğrettim. Cemal Süreyya da şunu söyler buna karşılık: Edip Cansever'e de şiir yazmaya ben öğrettim. Turgut Uyar da bu iki söze karşılık der ki: onlar bu kavgayı yaparken ben de Tomris'le aşk yaşadım der. Yani şunu söyler: Tomris'i ben kaptım der. Çünkü Edip Cansever'le de bir ilişkisi olmuştur. Hatta Edip Cansever çok şiir yazan bir şairimizdir. Ve bunu nasıl desem size, saklamıştır yani, çekinmiştir Tomris Uyar'a aşkını belirtmekten. Ama güzel bir sözü vardı Edip Cansever'in: Tomris rakıyı severdi, ben de onu der. Tomris Uyar'ı ilişkisinden çok bahsedemez Edip Cansever, yani açılamaz Tomris Uyar'a. Ama nasıl, yani aslında Edip Cansever de aşıktır yani Tomris Uyar'a. Tomris Uyar'a aşık olmayan üçüncü yenici yoktur. Bu üç arkadaş çok aşıktırlar. Ama zirveyi Turgut Uyar yapmıştık, noktayı koymuştuk. Ve bunların aslında güzel bir masası vardı. İsmi tam aklıma gelmedi. Ölüm masası olması lazım. Bir gün burada bu bahsettiğim kişiler, yani ikinci yeniciler, Tomris Uyar otururken ölüm masasında Turgut Uyar garsona der ki: bir tane rakı getir. Rakı şişesini havaya kaldırır ve der ki: her yıl Mart ayında aynı günde burada rakı masasını kuracağız bu kişilerle. Bir kişi ölene kadar der. O gün biri öldükten sonra bu masa dağılır der ve ilk ölen de Turgut Uyar olur. İşte Turgut Uyar ölür, o masa çok güzel bir masadır. Google'a yazdığınızda görürsünüz, çoğu şiir orada yazılmıştı. Bundan sonra da Turgut Uyar ölünce tabii Tomris Uyar da yalnız kalır.
Kendisi de Tommy Suyak ilerleyen zamanlarda kanserden ölür aslında. Yani Tommy Suyak'ın bir edebiyat dünyasında bir portredir yani. Çoğu kişi bütün şiirini ona yazmıştır. Dönüm noktasıdır. İkinci yenicidir, ikinci yeni yapan Tommy Suyak'dır. Bugün de ondan bahsettim size. Beşiktaş'ta güzel bir manzarada bunları bahsettim. İnşallah gelecek hafta ikinci yenicilerden bahsedeceğim. Bu Cemal Süreyya'dan, Edip Cansever'den tek tek onlara gireceğim. Videoyu beğenmişsinizdir inşallah. Haftaya İstanbul'un farklı bir yerinde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Açıklama kısımlarını okumayı unutmayın. Bazı hatalarımız olduysa oradan takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Edebiyatla kalın. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler.